Merhaba. Yaklaşık bir yıl önce açmış olduğum OpenSea hesabım soyuldu. İki hesabım görünüyor. Bu soyulmuş olan hesabım. Hesabı Aralık 2021'de açmıştım. Neredeyse her akşam bilgisayar başına geçip saatlerce çalıştım. 300 küsür tane dijital mandalam vardı. Çoğunu minlemiştim. Genellikle her gün sayfaya girip işlem yapıyordum. Siz de bunlarla ilgileniyorsanız eğer biliyorsunuzdur bütün koleksiyonları oluşturmak, tek tek hikayelerini yazmak bayağı bir zaman alıyor. Aynı zamanda kripto ile oynanan oyunları da merak ediyordum. Sunflower Land oyununu bulmuştum. Duymuşsunuzdur belki oyunu. Bu oyun. İlk başladığımda oyuna 1-2 gün oynayabildim. Daha sonra oyunun sitesi çökmüştü. Sanıyorum yaklaşık 6 ay kadar sonra güncellenerek oyun yeniden açıldı. Oyun matikle oynanıyor. Dolayısıyla yine cüzdan bağlamanız gerekiyor. Benim ilk hatam OpenSea hesabında bağlı olduğu cüzdanı oyuna da bağlamak oldu. Hesaplarıma her gün giriş yapıyordum. Gerek oyunu oynamak için, gerekse NFT'lerimi izlemek için. Bir akşam cüzdanımda hiç matik kalmadığını fark ettim. Farklı cüzdan hareketleri vardı. Bu şekilde takip edebiliyorsunuz zaten. Buradaki işlemleri ben yapmamıştım. Bir anda panik oldum tabii ki. Daha sonra fark ettim ki cüzdan tamamen sıfırlandı. Hemen ekran fotoğraflarını aldım. Tabii benim asıl korktuğum cüzdandaki para çok bir şey yoktu ama NFT'lerimin tek tek gitmesiydi. Ki o da başıma geldi zaten. Önce cüzdanla ilgili bir problem olduğunu düşündüğüm için MetaMask'a ulaşmaya çalıştım. Orada yazdığımda direkt söyledikleri şey şu oldu. Bu cüzdan size aittir. Dolayısıyla sizin sorumluluğunuzdadır. Bizim yapabilecek herhangi bir şeyimiz yok denildi. Ben iyice panik oldum. Discord'a geçtim. OpenSea'ye yardım kısmına yazmaya çalıştım ama OpenSea'de anlık konuşabileceğiniz birisi olmuyor. Aklınızda olsun. Kesinlikle. Diğer hatamı da burada yaptım. Discord'a bağlandım ve oradaki OpenSea hesabından durumu anlatmaya başladım ve bana yardımcı olabilecek birisi var mı diye sordum. O sırada bu kişi çıktı ve bununla yazışmaya başladık. Bununla yazışırken de ben birçok bilgimi verdim tabii ki o panik halinde. O yüzden beni soyan kişi bu kişi mi yoksa cüzdanımı boşaltan kişi mi hala bilmiyorum açıkçası. Şekilde size NFT'lerinizin aktivitelerini burada görebiliyorsunuz. Nereden nereye gitti, kim yükledi, ne zaman transfer ettiniz, ne zaman sattınız burada görebiliyorsunuz. Ben de çalan kişiyi bu şekilde buldum. Gördüğünüz gibi bu 3EDB97 olan hesap benim bütün NFT'lerimi tek tek kendisine transfer etmeye başladı. Bunu fark ettiğim zaman tekrar ekran fotoğraflarını aldım ve OpenSea'ya attım. OpenSea bütün ekran fotoğraflarını aldıktan sonra anında bu hesabı dondurdu. Yani hem transfer edemez hale getirdi hem de satışına yasak koydu. Daha sonra cüzdan numarasını da bulmuştum buradan. Buradaki cüzdan numaralarını da gönderdim.
Birkaç gün sürdü tabii bu yazışmalar. Daha sonra yazışmaların sonunda o 3 ile başlayan işte rakamın sayfası şu an aratıldığında aynen bu şekilde çıkıyor. Hiçbir şekilde yok. Tabii olan benim sayfam olmuş oldu. Gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde benim sayfam, yani eski sayfam. Yaklaşık herhalde bu Nisan-Mayıs aylarında olmuştu diye hatırlıyorum. Sayfayı tekrar geri alamadım çünkü dondurmak zorunda kaldım. Kimin soyduğundan çok da emin olamadığımız için Discord'da konuştuğumuz kişi mi yoksa cüzdanını boşaltan kişi mi kimin yaptığını bilmediğim için sayfa bu şekilde kaldı. Dolayısıyla MetaMask cüzdanına bağlı olan her şey de gitmiş oldu. Bu videoyu çekme amacım bu işler şu anda çok yeni. Birbirimizden bence öğrenmemiz gereken bayağı şey var. Ben de sık sık YouTube videoları izliyorum. Bu yapmış olduğum hataları umarım sizler yapmazsınız. Emeklerinize, eserlerinize, zamanınıza zarar gelmesin. Benim bu olayları sindirip yeniden sayfa açmam yaklaşık 3,5-4 ayımı aldı. Şimdi yeniden tek tek kuruyorum. Ara ara aktivite kısmına giriyorum. Bu bahsettiğim kısma ve NFT'lerin durumu nedir diye bakmaya çalışıyorum. Şimdi ise bu eski sayfamı kapattırmaya çalışıyorum. Tekrardan OpenSea'yle yazışıyorum. Sayfa kalmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi iki tane çıkıyor. Bu benim yeni kurmuş olduğum sayfa. Tüm koleksiyonlarımı yeniden buraya aktarmaya çalışıyorum. Tek tek mintlemek biliyorsunuz bayağı zaman alıyor. Tek tek yazmak, satışa koymak. Umuyorum bol bol satışlarımız olur. Hoşça kalın.